Merhaba arkadaşlar. Şimdi model yapmaya geçiyoruz artık. Bu videomuzda daha yeni şeyler de öğreneceğiz. Bugün oyunumuzdaki karakteri modelleyeceğiz. Nasıl modellenir? Öncelikle videomuza kafasını modelleyeceğiz. Bir insan kafasına benzemese de benziyormuş gibi göstereceğiz. Şimdi Blender'a girelim. Yeni bir dosya açıyorum. Bir moduna geldim. Tabii sizin görmeniz için buradan screencast'i açıyorum. Ve sol alttan beni görebilirsiniz. G dedim, Z dedim. Sonrasında ben buna bir modifier ekleyeceğim. Modifierler objelere yüklenen özelliklerdir. Böylelikle farklı işlevlerde kullanılabilirler. Buradan modifier, add modifier dedikten sonra subdivision surface modifier'ını ekliyorum. Daha sonra levels'ını bir tane arttırıyorum ki daha çok yüzey alanıyla çalışabilelim. Low poly modellerde iki segment yeterli oluyor. Sonrasında loop cut atalım bir tane. CTRL'leri edit moda geçtim. CTRL'leri dedim ve ortasından bir loop cut attım. Herhangi bir yön belirtmedim. Tam ortasında olmasını istedim. Daha sonra Alt Z tuşuna basarak Vertex moda geldim. Sonrasında noktasal modda ben bunun yarısını silmek istiyorum. Neden yarısını sileceğim? Çünkü mirror kullanacağım. Peki mirror nedir? Öncelikle silerek başlayalım. X dedim ve vertexleri sildim sadece. Bir yarısı yok oldu. Şimdi object moda geçiyorum. Buradan subdivision'ımızı apply etmek için object moda geçmek lazım. Apply dedikten sonra yeni bir modifier ekliyorum. Buradan mirror modifier dediğim zaman yan yana bir, yani sağda yaptıklarım sola yansıyacak şekilde. Bunu tabii ki siz istediğiniz düzlemlerde yapabilirsiniz. Buradan ben clipping'i kapatacağım. Yani bir işlem yaptığım zaman yapışmasını engelleyecek bu. Şimdi tekrar edit moda geliyorum. Bir moduna geldim. Ben kenardan biraz kafasının incelmesini istiyorum. Veya önceki şu orta noktadan başlayalım. 3 moduna geldim. O tuşuna tıklıyorum. Buradan dairesel bir move hareketi çıkıyor. Bu ne demek? Normalde biz move yaptığımız zaman, normal modda move yaptığımız zaman tek noktaya etki eder. Ama bu tek O harfine bastığımız zaman bizim dairemizi etkileyen noktaları da etkiliyor. Mesela açtığım zaman tüm noktalarda orantısal bir etkileşim görüyoruz. Tekrar biz kendimize göre küçültelim şunu. Sanki şöyle biraz incelse yeter gibi. Ve tamam. Sonra diğer taraf için yapayım ben bunu. Buna tıkladım. Bir moduna geldim. G dedim. Şöyle küçülsem biraz daireyi daralsam. Sanki benim için yeterli gibi. X düzleminde yapayım. Tamam. Şimdi tekrar 3 moduna geldim. Şu arkadaki boşluğu biraz çukurlaştırmam gerekiyor. İnsan kafatasına benzer bir şey yapmak istiyorum. Şöyle baktığım zaman şu noktayı ve şu noktayı aldığımda sanki istediğime ulaşacağım gibi. Biraz daireyi küçülttüm. Şöyle. Böyle yapmam yeterli. Şimdi bir çene verelim. Peki nasıl vereceğiz? Önce Alt S diyorum. Kapatıyorum bunu. Ve 3 moduna geldim. Şunu seçsem buradan bir çene verebilirim. G. Daireyi küçültüyorum. Sonra X düzleminde onu küçülttüm. Biraz daireyi büyüttüm. Daha uzun olması için. Sanki bu kadar yeter gibi. Tamamdır. Şimdi ise saçları ve sakalları yani ortaya çıkartmamız lazım. Bunun için ben Vertex moduna tekrar dönüyorum. Warframe moduna. Sonra 3 dedim ve yukarıdan seçim yaparak şurayı alıyorum. Sonra Shift tuşuna tıklayarak şu alanı aldım. Sonrasında şurası sakal olacak. Sonrasında şurayı alayım. Şurası yeterli galiba. Gözler ve boyun kısmını boş bıraktım. Sonrasında şurayı, ay şurayı alsam olur aslında. Tamam. Warframe moddan çıktım. Şimdi
Alt E tuşuna basacağım ama şurayı da alsam olur. Alt E dedim ve buradan çıkan kısımda extrude edeceğiz ama extrude'umuz face enough normal olacak. Çünkü yeni yüzey oluşturmadan tekrar bir saç sakal oluşturacağız kafatası üzerinde. Sonrasında bunu biraz dışarı çekiyorum. Sanki bana yeter gibi. Bakalım. Tamam. Böylelikle kafatasımın belli bir kısmını yapmış olduk. Alt tarafa bakalım. Ha, burada biraz hata var. Şuraya alsak da olur sanki ama neyse. Tamam. Tamam böyle devam edecek. Sıkıntı olmaz. Bu zaten sizin kendi sanatınıza kalmış bir şey. Şimdiki işlerimiz sakalları çıkartalım isterseniz. Şurası, şurası. Ve şunu da alsak yeter gibi. Tamamdır. Şimdi Alt E diyorum ve Extrude Face Along diyorum ve tekrar sakalları uzatıyorum. Bu biraz kaba bir sakal oldu. Sonrasında SZ diyerek bunu yapacağız ama önce O'yu kapatalım. O'yu kapattım. SZ dedim ve şöyle bir ayar verelim. Daha sonrasında GX diyorum. Sonra SX dedim. Biraz çizgiler yaklaştı. G'ye vereyim biraz daha. Şöyle birazcık. Yani bu sizi biraz da sanatınıza kalmış bir şey. Şimdi göz kısmına geliyorum. Gözler için şurayı, şurayı ve şurayı alıyorum. Daha sonra insert yapıyoruz. Birazcık küçültelim. Tamamdır. Biraz da burnu belli edelim. O yüzden aslında biraz şunu biraz da içe taşısak daha iyi olur. G'ye diyorum. Şöyle aynen biraz daha belli oldu. Sonra şuradan Vertex mod dedim. Şunu ve şunu seçtim. Shift'e basılı tutarak. G, Y dedim ve birazcık dışarı çıkartıyorum. Bizde burnu belli olsun. Şunu şimdi H moduna geldim. Şurayı ve şurayı aldım. GZ deyip sakalları yukarı taşıyorum. Tamamdır. Başka yapabilirim. Şimdi şapka yapma kısmına geçelim arkadaşlar. C tuşuna basıyorum ve şapka kısmını seçmek için tabii ki 3 moduna geçiyorum. Şöyle ESC diyeyim. 3 moduna geldim ve C'ye bastım. Buraları seçiyorum. Tabii bunda etrafı hareket ettiremezsiniz. ESC bastığı zaman arkaya dönebilirsiniz tekrar. C diyorum. Sonra tekrar ESC dedim ve şimdi Shift D ile bunu duplicate ettim. Çünkü şapkayı farklı bir yüzey olarak alacağım. Böylelikle yeni yüzeyimi oluşturdum. Şimdi bu yeni oluşturduğumuz yüzeyi yeni bir nesne oluşturacağız. P Selection dediğimiz zaman sağ tarafta oluşan nesnemizi görebiliyorsunuz. Şimdi Object moddan, Edit moddan çıkıp Object moda geliyorum ve tekrar şapkamı seçiyorum. Tekrar Edit moda geldim. Şimdi şapkamızı oluşturmak için Ctrl R deyip şuraya bir loop cut atıyorum. Burada biraz bozukluklar var. Hiç önemli değil. Bunu biraz düzeltmek için Ctrl Z dedim ve hepsini seçip scale verdim. Dışa doğru scale verdim. Şimdi hatanın düzelmesini bekliyorum. Ctrl R dedim ve loop cut attım ve evet, hatam düzeldi. Şimdi edit moduna geldim. Buraya tıkladım. Alt Shift sadece alta basayım. Tamam. Böylelikle. Evet, şimdi şapkayı oluşturabiliriz. Alt E dedim. Extrude Face Along veriyorum tekrar ve şapkamızı çıkartıyoruz. Evet, böyle bir şapkamız oldu. Tabii ki siz daha da özenerek kendi sanatınızı icra ederek daha güzel şeyler çıkartabilirsiniz. Şimdilik kafatasını böyle yaptık. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda gövdeyi yapıp tamamlamayı düşünüyorum. Kendinize iyi bakın.